النظافة، المسلم يهتم بالنظافة. جون عماد، هذا حوار بين جون وعماد. جون، ما أطيب العطر الذي تستعمله اليوم يا عماد. عماد، شكرا يا جون، أراك تهتم بالنظافة كثيرا، حقا، لأن الإسلام يحث المسلم على النظافة. هل يهتم كل المسلمين بالنظافة مثلك؟ نعم لأن على كل مسلم أن يتوضا ويغتسل ويتطهر هذه نظافة الجسم وماذا عن نظافة الملبس؟ يهتم المسلم بنظافة الملبس كما يهتم بنظافة الجسم فتكون ثيابه نظيفة دائما فعلا النظافة أمر مهم عندكم وهناك نوع ثالث من النظافة ما هو نظافة القلب ماذا تقصد يجب أن يكون المسلم نظيف القلب يحب الخير لأخيه كما يحب لنفسه شكرا يا عيمات فقد تعلمت منك اليوم الكثير عفوا وإلى لقاء Temizlik. Müslüman temizliğe önem verir. John. İmat. Bugün kullandığım parfüm ne de hoş. Ne kadar da hoş. Teşekkür ederim John. Ee, seni temizliğe çok önem verir halde görüyorum. Senin temizliğe çok önem verdiğini görüyorum. Hakkan, hakikaten e, doğru yani. E, çünkü İslam Müslümanı temizliğe teşvik ediyor. E, Müslümanların tümü senin gibi temizliğe önem verir mi? Veriyor mu? Evet. Çünkü her bir Müslüman'a abdest almak, yıkanmak ve taharetlenmek, paklanmak e, vaciptir. Yani her bir Müslüman abdest almalı, yıkanmalı ve taharetlenmelidir. Bu e, vücut temizliği. E, peki e, ya e, kıyafet temizliği? Yani kıyafet temizliği hakkında ne var? Müslüman kıyafet e, temizliğine önem verir. Vücut temizliğine önem verdiği gibi. Bunu Müslüman vücut temizliğine önem verdiği gibi kıyafet giyim temizliğine de önem verir. Şeklinde de tercüme edilebiliriz. Böylece elbiseleri hep her zaman daima temiz olur. Hakikaten temizlik sizde e, önemli bir iş, önemli bir e, konu. Üçüncü tür bir ne, e, temizlik daha var. Üçüncü tür bir temizlik daha var. E, o ne? o nedir? E, kalp temizliği. E, neyi kastediyorsun? Müslüman e, temiz kalpli olmalı. E, Müslüman kendisi için iyilik istediği gibi e, efendim kardeşi için de iyilik isteyen temiz kalpli biri olması vaciptir yani olmalıdır Müslüman temiz kalpli olmalıdır şimdi ben burada şu ifadeyi temiz kalpliye sıfat yapmak istiyorum o yüzden Müslüman iyiliği kendisi için istediği gibi kardeşi için de isteyen temiz kalpli biri olmalıdır diye tercüme ediyorum Efendim Biraz sonra öge değerini vereceğiz belki de şaşıracaksınız Bu Fiil cümlesi olup iki ögeden oluşuyor Yecubu fiil peşinden gelen Bu ifade de Möbel-Maslar olup Fail öbeğidir O kadar Şükran ya imat, imat Teşekkür ederim Bugün Senden Çok Öğrendim Burada çok şey kastediliyor Efendim şeyi düşmüş. Bugün senden çok şey öğrendim. Ee, rica ederim. Efendim görüşmek üzere. Nezafetu <laughs> temizlik demek. Müslüman temizliğe önem verir. Müpteda haberden oluşuyor. Müpteda el Müslim peşinden gelen haber fiil cümlesi. O da fiil gizli fail ve mefulün bir gayrı sarihten oluşuyor. John'un söylediği, burada ya imat var, nida cümlesi. Bu ara cümlesidir. Kenara bırakıyoruz bunu. Nida harfiyle münadadan oluşuyor. <laughs> Ma müpteda peşinde gelen bu ifade efendim bir bütün olarak haber ögesine karşılık kullanılıyor. Bu bir taaccüp cümlesi. Tabi haber cümlesi de be bu taçıp fiili deniliyor mazi sigada gelir ama geçmiş zaman bildirmez mazi sigada gelir ama geçmiş zaman bildirmez zaten bunun muzarisi emri falan da kullanılmaz taçıp sigasında özel bir kullanıma sahip ef alevezdi de getirilir e, Maya taçıp maası deniliyor atyabe'ye de taçıp fiili e, bunun faili sürekli olarak gizli gelir efendim peşinden gelen ifadede de mefulün bir olarak e, kabul edilir. Tabi anlamı ile irabı birbirinden çok farklı. Onu biliyorsunuz. O yüzden taçıp e, uslubu deyip bunu özel olarak ezberlemek gerekiyor. E, ama e, kitaplarımızda yazan irabı da müpteda artı haber. Haber de fiil, faili gizli. Peşinden gelen masum isim de bir sayılır. O kadar. E, atır e, efendim koku, parfüm e, demek. Tayyip, hoş, güzel, iyi anlamına geliyordu. Ma atyebel atıra e, ne hoş, ne güzel bir parfüm. Ellezi testamiluhu ki sen onu kullanıyorsun bugün. Yani bugün kullandığın parfüm ne kadar da hoş. Ma atyebel atıra lezi testamiluhu liyevme ya imad. Şükran ya John. Teşekkür ederim John. Efendim bu şükran mastar biliyorsunuz. Efendim mansub olarak kullanılıyor. Teşekkür ederim anlamında. <laughs> Era ke tehtemmu bin nazafeti kesiran. Era fiil, faili gizli ene. Zaten eneye göre çekimi yapılıyor. Era, yera, tera, raitu, raine. Ke, efendim, e burada e, mefulün bir ögesi. Peşinden gelen tehtemu bir nazafeti kesiren fi cümlesini ise efendim hal ögesi sayıyoruz. Tehtemu fiil faili gizli takdiri entedir. Bin bir nazafet mefulun bir gayrı sarihtir. Kesiren ise e, meful mutlaktır. Efendim bu aslında tehtemu bir nazafeti ihtimamen kesiren e, şeklindedir. Mastarı e, düşmüştür seni temizliğe çok önem verir halde e, görüyorum. Temizliğe çok önem verdiğini görüyorum. Hakkan e, efendim fiilen gerçekten hakikaten öyle anlamında. Bu da mastar mastup. Lenne kendisine isim cümlesini malzeme olarak kullanan bir yapıydı. El-İslam müptedadır. Lenne'nin ismidir peşinden gelen haber de liyenlerin haberidir. Çünkü İslam Müslümanı temizliğe teşvik eder. Haberimiz fiil cümlesi olarak geliyor. Yahustu fiil, faili, gizli takdiri huve. O da İslam'a dönüyor. El müslüme mefulun bi alen nazafeti mefulun bi gayri sarihidir. Hel yehtemmu kullul müslümine bin nazafeti. Efendim yehtemmu fiil kullul müslümine. Bu isim tamamlaması olarak fail. Bin nazafeti o da bu fiilinin mefulün bir gayrı sarı e, ögesidir. Misleke ifadesini de hal kabul edebiliriz. <laughs> Diyeceksiniz ki misleke efendim isim tamamlamasıdır. Dolayısıyla marifeye muzaftır misil. E, o da marifedir. Dolayısıyla misleke marifedir ve hal nasıl marif olur denilebilir. Efendim e, yok demeyelim öyle misil kelimesi e, böylesine bir izafet tamlamasında bile efendim e, nekradır. Mesela raculun misluke senin gibi bir adam. Bakınız oradaki misluke raculun kelimesinin ki nekradır sıfat olarak gelebiliyor. Yani nekradır diyoruz. Hal gelmesinde bir problem yok. Evet, neam cevap harfidir. Harflerin öge yoktur. Niye dedi? Demek ki peşinden bir isim cümlesi geliyor. Efendim alâ kulli muslimin bu haberdir. Bakınız öne geçmiş. En yetavattaya ve yagtesile ve yetatahhara bu müevvel Masdar da müptedadır. Liyenne gelince başına tabii alâ kulli muslimin liyennen haberi müevvel Masdar da liyennenin ismidir deriz. Yetavattaya yagtesile yetatahhara efendim buradaki en ile mansub olmuştur. Vavdan Vavlardan sonra ya gizli bir en takdir edeceğiz ya da ya ve yetsta harf ile yetetfa filine efendim atfedilmiştir diyeceğiz ki ikinci söylediğimiz e, daha böyle e, makul olanı e, bu atıf grubu dolayısıyla en'le mansup oluyor. Elde ettiğimiz bu muver masdarlar da ismi oluyor. Evet, bir bilgi vereceğiz e, bu kullanımla ilgili. Burada e, gereklilik e, kipinin anlamı ortaya çıkıyor. Her bir Müslüman abdest almalı, yıkanmalı ve taharetlenmelidir. Paklanmalıdır. E, efendim, başına da çünkü ekliyoruz. Yatavat e enden dolayı mahsup oldu dedik. Fiildir. Faili gizli. Yatates ile fiil, faili, gizli, aynı durum yatahara hara için de geçerlidir. Hâziye nazafetül cismi mübteda, haber. Mâzâ an nazafetil melbesi, bu ise mâzâ mübteda, peşinden gelen bu şibir cümlesi yani car mecrur, mecrur da muzaf ı muzaff oluşuyor. Bu, e, haberdir e, deriz. Yehtemul müslümü bi nazafetil melbesi, fiil, fail, mefulun bir gayrı sarı. E, bakınız hep nesnesini bir alıyor. Yehtemmu bi nezafeti cismi. Yehtemmu fiil faili gizli. Bi nezafeti cismi mefulun bir mefulun bir gayrı sarı e, efendim e, ögesidir. Şimdi burada kema var gibi e, efendim şuradaki ma mastar maası e, k'de gibi anlamına gelen bir harfi cer. Efendim e, bunun hepsi ne? Hepsini, hepsini e, ee, meful mutlak ögesi sayabiliriz bütünüyle. Hı, efendim. Fetekunu siyabuhu nazifeten daimen ifadesinde siyabu tekunun ismi e, ötekilerde o zaman efendim haber oluyor. Buradaki daimen kelimesi nazife sıfatı müşebbesinin mefulün fihsi denilebilir. Diyeceksiniz ki nazife nasıl cümle ögesi alır? Efendim fiilimsidir. Sıfatı müşebbeheler de e, fiil gibi cümle ögesi alabilir. Sıfatı müşebbe, ismi fail, ismi müful, ismi taftil. E, efendim, bunlar nitelik bildiren isimdir. Hatta ismi mensup, e, efendim, o da e, cümle ögesi alabilir. Fialen, hakkan, şükran, bunların hepsi e, mansup isimler meful mutlak olarak kabul edilir. En nazafetu emru muhimun indekum. Buradaki indekum emr sözcüğünün ikinci sıfatı nitekim birinci sıfatı mühimmun dur. En nazafetu müpteda peşinden gelen bu işte ifade sıfat tanıması dediğimiz yapı haber ögesine karşılık gelmektedir. Hunayke ne'un sa'ilun minan nazafati ifadesinde hunayke haber vardır anlamında ne'un sa'ilun minan nazafati bu ifade ise mübtedadır. Fa'ilun ne'un sözcüğünün birinci, minan nazafati şi cümlesi ise ne'un sözcüğünün ikinci sıfatıdır. Bu elde ettiğimiz yapının tümü mübtedaya Ma Mahu ve ma haber huve mübtedadır. Nazafetul kalbi bu da müptedası düşmüş haberdir diyebiliriz. Yani ma huve diyor ya evet biz de, de diyoruz ki huve nazafetul kalbi gibi. <laughs> ya da hiye nazafetul kalbi de denilebilir. Meze taksidu neyi kastediyorsun demiştik. Meze mefulun bih taksidu fiil faili gizli takdiri entedir. Yecubu fiil peşinden gelen bu ifadenin tümü de fa'il öbeğidir. Wacebe yecibu. Yukarıda hani ala kulli vardı ya. Evet. Ala kulli müslümin aslında yecibu ala kulli müslimin ifadesinden bozma e, efendim e, bir ifadedir. Kısaltılmış bir ifadedir. Buradaki gerekli kipinin anlamını ala kulli müslümin ifadesinde ala yecibudan e, efendim almaktadır. Diyeceksiniz ki burada ye, e, yecibudan sonra hala yok ki. Evet e, normalde ama getirilebilirdi. Yecibunun birçok kullanımı var. Mesela yecibu alel müslimi en yekune şeklinde de kullanılabilirdi. Neyse fiil e, peşinden gelen bu ifade de fail. Şimdi bu fail öbeği mevvelmaslar iç öyelere tabi tutacağım. E, el müslim burada e, yekununun ismi nazifel kalbi ifadesi ise bu yekûnun e, haberidir. Şimdi nazifel el-kalbi ifadesi çakma izafettir, lafzı izafettir. Temiz kalpli demektir ve nekradır. Nekradır. Peşinden gelen yuhibbul hayrı li ehihihi, e, efendim kardeşi için iyilik ister ifadesi bu da bir fiil cümlesidir. Her fiil cümlesi de nekra, isim cümlesi isim cümlesi de öyle. E, Nazîf el-kalbi ifadesiyle ilişkilendirirsek bu fiil cümlesine efendim e, onun sıfatı olur. Yani kardeşi için iyilik isteyen, kardeşine iyilik isteyen temiz kalpli biri olmalıdır diye de devam eder. Keme yuhibbu li nefsi. Şimdi burada yuhibbu fiil efendim faili gizli el hayra eee bir bih ögesi. Li mefulin Yuhibbu <laughs> fiil faili gizli hu mefulün bi nefsihi bu da mefulün lehli gibi. Peki kemal ifade'nin tümünü bakırız. Bunları kendi içerisinde ögeleri ayırdım. Peki kemal ifade'nin tümünü ne yapacağız? Efendim bunu da şuradaki yuhibbu pul fiilinin e, meful mutlakı sayabiliriz. Şuradaki manın az önce söylemiştim e, master mağası olduğunu e, tekrarlayayım efendim Şükran ya imad, teşekkür ederim Talemtun minkel el yevmek el-ketir Talem fiil tu fail minkel mefulun bi gayri sarı el yevme Mefulun fih El-ketira mefulun bi e Affen bu da e, Efendim e, Mansup maslardır. E, rica ederim ee, anlamında. Şimdi affeni gördüğünüz gibi burada rica ederim anlamı başka metinlerde zaman zaman affedersiniz, kusura bakmayın e, özür dilerim gibi e, anlamları efendim e, oluyordu. E, burada ise rica ederim anlamında kullanılıyor. E, gayin e, ya da gayi marifede yapabiliyoruz bunu. Daha çok o şekilde kullanım var. Eee e, Görüşmek üzere efendim demek. E bunlar tabi uzun bir cümlenin kısaltılmış halleridir e, efendim ilet iletişimde e, bunlar bu şekilde kullanılır bu haliyle. Şimdi e, sözcük bilgisi verelim. Hemme kök harflerinden hemme kök harflerinden iftial babında efendim e, bir fiil türettiğimizde. Normalde ihtememe olur. Ses değişim kuralları onu ne yaptı? İhtememeye dönüştürdü. Nitekim e, nunun nisve koyduğumuzda ihtemem ne oluyor? Evet. <laughs> yani bu e, idgam kuralları e, nunun nisveye bitiştiğinde e, hükümsüz hale geliyor. E, kullanmıyor. İhtememe, ihtememe. Efendim, ee, ilgilenmek önem vermek demek olup neye önem vermek sorusunun, neyle ilgilenmek sorusunun cevabını bi ile verir. İhtemme, يَهْتَمُ اِهْتِمَامُ Taçup sigası deyince e, bunun iki tane kalıbı var. E, bir tanesi e, diğerinden çok daha e, yaygın. Bu ma efalehu kalıbıdır. Buradaki hu yerine efendim e, mahsup bir isim getiriniz ma efale mesela et talibe şimdi efale yerine de nitelik bildiren bir e, isim e, efendim isim diyorum ben e, efendim e, ismi taftil e, yapılabilecek e, bir nitelik bildiren ismi efale veznine koyarak getirelim mesela ecmele diyelim tabi e, dilciler e, bunu mazi sihir olarak e, kabul ediyorlar e, bunun faili sürekli olarak gizlidir demiştik Evet, ecmele talibe elde edilen anlam e, ne kadar da güzel öğrenci ya da öğrenci ne kadar da güzel efendim demektir bunun e, işte anlamı. Peki bunun e, şey sözcük anlamı veya e, öge değer anlamı nedir dersek hani Maya müpteda dedik ya efendim buna şöyle bir yorum getiriyorlar bilmediğim bir şey efendim öğrenciyi güzel hale getirdi. Ve bundan dolayı ben taçup ediyorum, şaşırıyorum. Hani insan sebebini bilmediği bir şeyden e, hayrete düşer, e, taçcup da bulunur. Sebebini biliyorsak, efendim bulunmayız e, deriz. Fakat e, bilmiyorum ne kadar sağlıklı biliyorum. E, çünkü hani diyoruz ya Allah güzel yaratmış, sebebi belli yani. E, o zaman taçcup bulunmayacak mıyız? Efendim çok güzel ağaç görüyoruz mesela. Ne kadar da güzel ağaç. E, diyebiliriz efendim. E, demek ki Önce mağa getiriyoruz. Zorun olmazsa olmazıdır bu. Sonra F alevezinde Nitelik bildirecek e, Şekilde bir sıfat getiriyoruz. Efendim ama mazi kipinde olduğunu söylüyoruz bunun. Peşinden de Bir e, sözcüğü e, Efendim nasip ediyoruz. E, Elde ettiğimiz yapıya e, taçup uslubu diyoruz. E, o nesne olan şey anlamca sanki özne gibi e, Türkçe'ye tercüme ediliyor. Bakınız öğrenci ne kadar da güzel. Ne kadar da güzel öğrenci. Yani buradaki İrab sizi aldatmasın. İrab sizi efendim e, aldatmasın. Niye Arap? bu şekilde iraba başvuruyor. Efendim çünkü o onu, onun derdi şu. E şey sözcüğü niçin dammeli değil de fetali geliyor? Ya da fetali ise niye dammeli gelmiyor? Bunu fetalı yapan nedir? E, efendim eee gibi. İzr, <laughs> utur efendim. Parfümler, kokular İsteamele. Çok, çok kullanılan bir fiil, nesnesini de direkt alır. İstifal babından ayin, mim, lam kök harflerinden e, oluşur. İstahmilu, istahmel, istahmlehu onu kullandı demektir. İstahdeme gibi. O da nesnesini direkt alır. Hdm kök harflerinden istifal babında bir fiildir. Efendim, e, Elzey görüyorsunuz. Ne yapıyor? Yani testamiluhu sen onu kullanıyorsun. Başına ellezi getiriyor. Efendim kendisini kullandığın parfüm. Evet. Türkler tabii buradaki kendi sözcüğünü kullanmayı sevmiyor. O yüzden kullandığın parfüm ne hoş ne de ne kadar da hoş diyoruz. Ra fiili efendim. Evet. ihtemme, söylemiştik. Efendim ra yara Ruhiyetun görmek demek Rafilinin fiilinin efendim görüş beyan etme anlamı da var. Yani, hani bence çarşıya gidelim. Hani era ennezhebe ileszuqi şeklinde kullanım var. Bu el arabiye beyneyi deykin efendim belki ikinci ünitesindeki metinlerde geçiyordu. Orada daha ayrıntılı bilgi vermiştik. Hasse fiili e, Yahussu Hassun Bu arkadaşlar birinci babdan efendim Hassehu onu teşvik etti. Aleyhi. Evet. Şeklinde kullanılan bir fiil. Teşvik etti. Destekledi. Efendim demektir. Hasdehu aleyhi onu ona teşvik etti. Hastehu şeccahu aleyhi gibi. Şeccahu ilehi aleyhi şevvakahu mesela şevvakahu ilehi e, bu da onu ona teşvik etti. مثلاً حسن حسن عليا حسن علي ا ليت مثلا في كليه الإلهيات إلهيات فاكلها سند او توطا Tavotlu ya da direkt olarak vudu ismi de kullanılabilir. Abdest almak, egtesele, o yıkanmak, e, tatahara ise paklanmak, işte temiz olmak e, demek. Efendim, Kullu müslimin her bir Müslüman demek. Peki? Müslümanı marife yaparsak ama hala tekil. Kullul Müslimi dersek ne olur? Müslümanın her şeyi ayağı bacağı efendim sağı solu gibi. Peki Kullu ondan sonra Müslüm kelimesini çoğul yaparsak ne olur? Müslümanların tamamı tüm olur. Bakınız tekil olursa kullul Müslimi Müslümanın tamamı yani ayağı kolu bacağı. Kullu Müslimin her bir Müslüman kullul Müslimi yine çoğul olduğunda Müslümanların tümü tamamı e, anlamına gelir. Aynı durum yemek için. Bakınız. Kullu taamin her bir yemek demek. Arada, aradaki farkı inşallah hissediyorsunuz. E, kullu taami yemeğin tamamı demek. Bir tane yemek var onun tamamı. E, efendim yani içindeki eti, suyu falan filan. Peki. E, kullul et'imeti bu da yemeklerin tümü. Tüm yemekler. Efendim demek ee, önemli bir ayrım efendim dikkat etmenizi efendim öneriyorum şimdi burada benim anlatmak istediğim şey şuydu aleyhi en işte bunu biz efendim meli malı şeklinde tercüme edebiliriz aleyhi e, ona gerek en e, çıkması gerek efendim çıkmalı şeklinde tercüme ediyoruz biz bunu aleyhi en yahruca. Bu aleyhi haber öge değeri açısından baktığımızda e, en yahruca bu da müptedadır. Siz bunu aynı anlamda e, yecubu aleyhi en yahruca diyebilirsiniz. Tabi bu durumda e, yecubu fiil e, en yahruca ise fail olur. Fail olur. Peki e, aleyhi kullanmadan yecubu en yahruca Diyebilir diyebiliriz diyebiliriz anlamında yine bir değişiklik olmaz arkadaşlar. Bu üç cümlenin üçünün de anlamı efendim çıkmalı demek. Peki kim çıkmalı? O. Ben çıkmalıyım nasıl diyeceksin? Efendim şuradaki eee hi zamirlerini ve hi zamirine bağlı olarak yapılan çekimleri kendinize uyarlarsanız ben çıkmalıyım olur. eğer karşıdakine uyarlarsanız sen çıkmalısın olur. Bakınız aleyke en tahruce yecibu aleyke en tahruce sakın şu yecibu'yu değiştirmeyin. Çünkü yecibu fiil buradaki en yahruce ya da tahruce fark etmez ne dersen de faildir. peki yecibu niye müzekker olarak geliyor? Çünkü müevvel masların zamir değeri huvedir. İçerisinde şu müevvel masların bakınız. Şu en yakrucu müevvel maslar Bunun içerisinde kaç tane müennes, kaç tane ikil, kaç tane çoğul geçerse geçsin tümü tek bir ögeye karşılık geldiğinde e, efendim tekil müzekker kabul edilir. Zamir değer huvedir. E, bu huve de zamir değeri taşıyorsa bütün olarak e, bu nasıl gelecek? Tekir tekil müzekker çekimde gelecek. E, efendim. E aleyken taḫruca. E aleyken taḫruca tekrarlıyorum. Aleyken aleyken taḫruca yecibu aleyken taḫruca e yecibu en taḫruca. Kendimi uyarlıyorum. Aleyye en aḫruca yecibu aleyye en aḫruca yecibu en aḫruca. Efendim çıkmalıyım. Demek ki جسم etsem, e, melbes, ملابس سياب bu çoğul bir kelime. Tekili sevup. Sevupun. E, efendim elbise. Siyep. Emrun. Efendim iş durum. O, efendim. Umur. Çoğulu. Ne tür nevi çeşit envaun kalp kulub kasade kasade yaksidu kastun kasade yaksidu efendim kastun kastetmek zaten Türkçede de kullanılıyor yönelmek efendim kastetmek efendim yönelmek işte Demeye getirmek. Hani O da zaten kastetmek anlamının içerisinde var. Mesela neyi kastediyorsun? Yani neyi demeye getiriyorsun? Nesnesini efendim direkt olarak e, alıyor. E, Kastedahu kastetti. Ama e, bir yere yöneldi ki bu anlamı da var. da ile ile kullanıyoruz. Bunu kasada ile ile suki. Mesela çarşıya yöneldi gibi. Ehabbe sevdi demek nesnesini direkt alır. Ehabbe yuhibbu. bu e, i̇stemek anlamını da zaman zaman verir. Bunun mastarı hubbun olarak e, kullanılır. Hubbun bir mastar ismidir. Hani normalde ehabbenin mastarı nasıl gelmeli? Ehabbe yuhibbu ihbeb şeklinde gelmeli. Ama ihbeb yerine hubbun kullanılıyor. İşte bu hubbuna da mastar ismi deniliyor. Kalp, kulüp, Kalp, kulüp. Tealleme e, Efendim e, Öğrendi demek Tealleme Nesnesini direkt olarak Alır Efendim e, Eğitim gördü anlamına da gelir Mesela teallemtu fil camia Üniversitede Eğitim gördüm Efendim gibi O yüzden raculun Müteallimun derseniz Yani Efendim Eğitimli Yani okumuş adam Anlamını verecektir. Şimdi ha Şuradaki çakma izafetten bahsedecektim. Efendim güzel bir yüz diyelim. Vechun Cemilun bu güzel bir yüz Demek. Peki belirtisiz sıfat tamlaması değil mi? Şimdi ben bunu belirtili sıfat tamlamasına dönüştüreceğim. Anlamı ne? Yine aynı. Sadece belirtili. Şimdi bu belirtili sıfat tamlamasını alıyorum. Ee, peşin e, bu sıfatı öne aldım. Ne oldu? E, sıfat tamlaması bozuldu. Yani artık burada bir sıfat tamlaması yok. Eğer ikinci sözcüğü ben kesralarsam Burada isim tanıması ortaya çıkar. Çünkü bir sözcüğün e, kesralanması iki yerde söz konusudur. Ya harficerden sonra ya da muzaftan sonra. Peki diyeceksiniz ki burada muzaf nerede? El burada muzaftır. Ve haklı olarak siz soracaksınız. E hani muzaflar el takısı almazdı? Hani ama almış. Evet buna biz o yüzden arkadaşlar çakma izafet diyoruz. Çakma. Yani hakiki değil. E, çakma izafet, niye öyle dedik? E, çünkü muzaaffı el takısı alıyor. E, orijinal izafette muzaafları el takısı almaz. Bu bir. İkincisi, normalde isim tanımlamasında ın ı ekleri kullanılır çoğu kere. Mesela okul ı, ı, efendim, bahçesi e, orada ın ı değil ama sadece ı eki kullandı. Belir takısız isim tanıması ya da okulun bahçesi deriz. Fakat burada e, yüzün güzeli demiyoruz. Ha diyeceksiniz ki peki o anlama gelmez mi? Ya binde bir o, olarak o anlama tabii ki gelebilir. Fakat yaygın kullanım bu o şekilde değil de şöyle güzel yüzlü. Evet, yüzü güzel. Efendim güzel yüzlü anlamını verir. Peki burada temiz kalpli nasıl e, kurulmuş bu çakma izafet? Önce temiz kalp diye e, belirtili sıfat tamlaması kurulmuş. Kurduk. Bu bir sıfat tamlaması. Temiz kalp demek. Ben şimdi temiz kalpli diyeceğim. Efendim bunun için sıfatı öne aldım. İkinci sözcüğü kesraladım. Elde ettiğim yapı temiz kalpli demektir. Tabi bu çakma izafettir ve marifedir. Bakınız muzaf el takısı Peki nekra yapabilir miyim? Çok kolay. Muzafın o el takısını düşürürsen nekra oluyor. El takısı getirirsen marif oluyor. Diyeceksiniz ki bu bilgi ne işime yarayacak? Şu işine. Mesela en taraculun. Sen bir adamsın. Temiz sen temiz kalpli bir adamsın demek istersem ne olacak? efendim. Şuradaki raculun nekra olduğundan peşinden gelen temiz kalpli İfadesi de olması lazım. Peki nasıl yapacağız bunu? İşte çakma izafeden başında varsa el takısını düşüreceğiz. Yoksa nekradır zaten. Peki varsa e, o zaman marifedir. Mesela şöyle bir cümle kuralım. Temiz kalple adam e, efendim sınıfta diyelim. Er Raul Evet, Fistaffi diyeceğiz ama temiz kalpli ifadesi sıfat, raculunun sıfatı. <laughs> Marifedir. Peki, temiz kalpliyi nasıl marife yapacağım? Başına el takısı koyarak. Zaten el takısı almışsa bu çakma izafet marife almadıysa nekradır. Temiz kalpli adam sınıftadır. İstifade ettiğinizi umuyorum arkadaşlar. से हो से करो